Deniz Bey'e dayanamıyorum. Ağzının payını vermeden duramıyorum. Çünkü beyefendi kendini gerçekten bir şey sanıyor ama... Benim gerçekten ara sıcağım o kadar zor ki, o kadar yöresel ki. Yani günlerdir buna çalışıyorum. Annemle görüntülü konuşuyorum. Kaynanamla görüntülü konuşuyorum. Bravo. Ondan sonra bir Azerbaycan'dan görüntülü, Bitlis'ten görüntülü. Bu kadar ara sıcağı çalışırken bunların hiçbir şey yapmaması benim canımı gerçekten sıkıyor yani. Ben masa için özel dikim yapıyorum. Getirmiş annesinin odasındaki takımı getirmiş gibi koymuş. Bunu istemiyorum açıkçası. Bakın yapışmamış bile. Olduğu gibi çıktı. Şu kaşarını alacağım şimdi. Koşarı taşmış, kurumuş der. Özellikle Deniz Bey. Beyefendi. Anne yemek mi yemek? Evet var mı var. Menüde söylediğiniz şeyler ortaya geliyor mu? Geliyor ama o değil. Tabii ki lezzet de çok önemli. Ben de bazen yarışmacılar ay çok kolay, çok basit diyorlar. Sıkılıyorum aynı şeyleri duymaktan. Evet sorun değil evet, ama. Evet ama işte lezzetini vermek, önemli. Nasıl sunduğunuz, nasıl prezent ettiğiniz çok önemli. Yani masa, bir peçete bile olabilirdi. Bakınsanıza masa örtüsünü üzerime böyle serdim yani. Benim de pantolonumu döküyorum. Evet. Ben bunun üzerine döküyorum. Bu arada masa örtüsü çok şey kirli, lekeli. Nerede? Şimdi bunun da şekline laf yapacaklar. Sunum değil, sunum değil. Nasıl bir sunum bekliyorlar acaba? Sebzeli kareden ne bekliyorlar acaba? Şu önümde. Şurası. Aslında leke değil o ışıktan. Mesele olabilir kirli mi? Yanar dönerli bir kumaş gibi Bargül sanki. Kirli değil de yanar dönerli ışıktan dolayı oluyor. Şeyler var, desenler var aslında gizli gizli. O renginden dolayı da olabilir. Evet, yok, şu peçeteliği rica edebilir miyim sen? Telik yani değil de peçetelik de olması lazım. Hayır peçetelik yok. Zuhal'e bir şöyle tek vereceğim. Ama bir takım yapmış. Bir takım var. Ama bu takım değil. Evet. Şöyle Elif Hanım, yani ben annemlerin odasına gittiğimde annemin aynasının önünde... Bu var. Ben de onu pardon demir ayaklı bir şey zannediyorum. Ben de öyle sanırım. Şöyle bir yokladım. Değil, bu zaten şey herhangi bir çeyizinde olması gereken bir takım galiba. Ben de görüyorum bazen yani bu, de. Bu burada kesinlikle değil ya. Yani masada kullanılmaması lazım. Elif Hanım'ın aşçılığından şüpheliyim. Yani ne tavuğun tadına bakıyor neymiş ağzı küçükmüş. Biberi şu kadar yemiş. Nerede onun tabağı? Gelin göstereyim. Şunu çeker misiniz Elif Hanım'ın tabağı? Nereden yemiş? Ya gidip masraf yapmasın. Ben komşularıma sordum, arkadaşlarıma sordum, akrabalarıma sordum. Buradaki tane hani varsa daha şık onu kullanayım diye bana fotoğraf Nuray atıyorlar bayağı sürekli. Evet şey bu işi ciddiye almış. Evet ben çünkü gerçekten hani komşumun evine gittim masasının ölçüsünü aldım ona dikim yaptırdım. Bravo, yani benim bravo, de değil onun masasına olsun göre yaptım. Helal olsun. Ama şimdi gelip bunu görünce sinirim bozuldu. Çetin Ceviz bir yarışmacı daha. Deniz Bey'e kapanmış vereyim de şimdi bir de onun açıklığını. Teşekkür ederim. Sistemi. Teşekkür ederim. Stilistmiş ya. Stilist değil. Tasarımcı. Ha pardon özür dilerim. Stilist değil. O kadar ciddiye almadım düşünün. Çok da benim için önemli değil beni ciddiye almanız. Ben sizi yarışma sınırları çerçevesinde ciddiye alıyorum sadece. Sizde bir ciddiyetsizlik var zaten. Zaten yemekleri de çok ciddiye almamışsınız. Geldiğimizden beri. Hanımefendi nereden yediğinizi anladınız yemekleri ciddiye almamışsınız. Ya direkt görselden bile kendini belli ediyor. Birbirinizi izlersiniz. Kamerayı özellikle çektirdim. Sadece çizik var Zuhal Hanım. Neydi canım? Kopuk yok biberde. Tabii tabii kenarı pişmişti orayı yedim. Gösterebilirim çizik isterseniz. Sadece çizik var. Ben çünkü biberin yarısı galiba dışarıda kalmış pişmemişti. Başlayalım mı biz? Tabii tabii. Şu görsel iyi. Ben... Güzel. Hani bozmak istemiyorum. Evet, tadına bakmadım ama bu görsel hoşuma gitti açıkçası. Evet ben de dedim ya fırında güzel görünüyordu. Fırındaydı. Hı, tattıktan sonra bakacağız. Milföyle dolamış galiba değil mi köfte? İkinci aynı vaka çıktı bende. Ne vakası? Saçma. Kıl vakası. Yapma ya. Evet. Elinden, kolundan bir bakayım, bakayım, bakayım. Göstersene Deniz. Şey yapmayalım, boş boşuna zan altında kalmasın. Ben nerede? Görmek yemin ederim gör. Benim yakınım kötü arkadaşım. Ben gördüm, şurada, şurada. Evet. Çok minik. Ay, çok o kolundan minik düşüyor getirirken, taşırken. Böyle. Benimkinden daha küçük ama. Seninki biraz daha büyüktü evet maalesef. Yani silmiş de tabakları şu anda herhalde servis esnasında. Düşüyor kolundan. Olabilir kolu ya. Kolu mu diyorsunuz? Ama evet. Yani özür dilerim sevgili izleyenler bunlar nahoş şeyler. Görünce de teyit etmek durumundayız. Kimse zan altında kalmasın, töhmet altında kalmasın diye. Ama yani olmaması lazım. Yani şurada mutfakta bize getirmeden evvel tekrar bir göz atılması lazım. Bakmak lazım değil mi? Bakmak lazım. Olabilir. Yani kimse istemez böyle bir şey yaşanmasını. Kendi tabii ki en başta istemez. Ama ikidir oluyor. Demek ki ne yapmak lazım? Şuraya getirmeden evvel son bir iki saniye göz atmak lazım ki böyle şeylerle, manzaralarla karşılaşmayalım. Her iki taraf için de hoş değil çünkü. Evet ya bir de kolumdan kıl düşmüş. Neyim ben kıl şeyim mi? Bir de saç diyor. Benim saçım kıvırcık. Getirdiğim kıl orada düz.
Şimdi buna da büyük diyecekler. Ama hayatlarında acaba yemişler mi bu salatayı da yorum yapacaklar diyeceğim. Deniz Bey kesin bir şey bulur. Gündelik hayatımızda bile kendi evimizin sofrasını kurarken, tabii, masaya otururken son bir böyle bir örtüye bakarız, bir tabak çanağı bir bakarız, şey yaparız. O, çünkü değer verdiğimiz evet. insanlarla oturup yemek ailemiz yiyoruz. Ailemiz yani birlikte de yemek yiyoruz. Ve de hijyen olayıdır. Tabii, yemek mutlaka, bu yani. Başka mutlaka, bir şeye yani benzemez. Bu, hani yani ceketine bir şey düşer, bir şey olur. Tamam eyvallah da yemek tabağının içinde çıkması tasvip etmediğimiz bir şey. Onun herhangi bir restoranda olduğunda da veriyoruz mesela. Geri gönderiyoruz aynen. yani. Hayır buyurun gönderiyoruz. Buna bakılması lazım. Yani hassasiyetik. Geliyorum. Hassasiyetik. Şöyle salatalık. Teşekkürler. İsterseniz benim servisimle sizinkini değiştirelim. Olur. Tamam. Ne buldum ufak soracağım şey gelince ama. Yok yani ben gel, bir değiştireyim de. Gel istersen atması için sen gel bir değiştir de. Ben bir tadayım de. Tadamadı. Minik bir şey var sana da göstersin. Evet ya yine aynı vaka yaşandı. Şu tarafta köftenin. Hani keşke şu kollarınızı indirseydiniz servis yaparken. Belki hanımefendi onlardan... diğer kıl 2 santim falan. Bu bir yani yarım santim. O zaman acaba kim ikisi de benim, ben merak ikisi ediyorum. İkisi de nasıl benim? Bakın şu an buradan kimse mutfağa girmedi. Bakın, hayır soruyorum benim. İkisi de nasıl benim? Hayır kaşınız ya da kirpiniz de düşmüş kirpime olabilir. Kirpime bakar mısınız o kadar kısa mı hanımefendi? Kaşınızdan düşmüş olabilir. Otur diyor. Hayır şu kadar kirpi gerçekten zaman. Sen istersen kollarını ne olur ne olmaz istersen. Evet. Ne bileyim ne diyeyim artık. Ne salatasıydı hayır, bu? Hayır kol kılım da o kadarsa yani. Değil tabii değil. Kötü bir durum büyük ihtimalle saçından veya kolundan düşmüştür benim saçım olmadığına göre. Bunu getirirken böyle tam odaya gelmeden bence biraz masaya tabağına bakması lazım. Ne var ne yok sonra koyması lazım. Kötü bir durum oldu, üzüldüm onun için. Tabaklarda da ilk başta çorba tabaklarında toz vardı. Benim tabağımda da vardı, diğer arkadaşların tabağında da vardı. Buna misafirler gelmeden bakıp dikkat edebilirdi, tabaklarına bakabilirdi. Bunu bir aşçının yapıyor olması benim sinirimi bozuyor. Hani Hüseyin Bey yapmış olsaydı, yani sinirim evet, bozuldu gibi. Yani sonuçta şey beklentim yapıyor. Çok yüksekti. Hüseyin Bey'in evet öğrenci bilmiyordur vesaire derdim ama evet. Elif Hanım'ın bunu yapıyor olması... Gerçekten sıkıntı evet. yani. Sıkıntı. Hayır yani yine kabul ederim belki bir köfte olur ızgara izi vermek için yapabilirsin ama antrikot dana öyle antrikot. Öyle bir işleme gerek yok. Ya dana, ya, dana. Hani yani mümkün değil. Sadece et zaten yani bunu bu kadar uğraştıracağı bir şey de yok. Pişirebilse yeterli olacak bir yemek. Böyle de almış kesmemiş de. Turp koymuşsun. Şöyle uzatayım. Teşekkürler. Bir yan alabaş mı diye baktım. Turp güzel durmuş. Evet turp iyi fikir. Bak kimse evet, koymuyor. Kışın turpun zamanı o minikler de çok güzel. Büyükler alabaşlar da güzel. Hem yani çok faydalı. Bak ne kadar güzel rengi de böyle. Hı-hı. Şu turbu kullanın ya salatalarda. Sosu bunun içinde mi salatamız? Evet evet. Sonradan üzerine ekledim tabii tamam. Solmasın diye. Yani şu an getirirken. Ben her şeye dikkat ettiğim için biraz gecikme olabiliyor. Benim salatam ayrıydı bu arada. Yoğurt sosu ölmesin diye. Ben de birleştirdim ama bu kadar yavaş getirmedim. Tam da yoğurtla karıştırmak aynı şey mi ya? Yoğurtun sosuyla salatayı ayrı ayrı karıştırdım. Kap çok büyüktü. Göreceksiniz. Ben her şeyi en son aşamada yaptım. Üzerindeki narı da şu an koydum. Mesela o zaman turbu da şu anda koydum. Yani sebzeleri hayır, ayrı her ayrı şey hazırdı servis aşamasında. Sadece bir göbeği yoğurtlayıp da getirmedim. Zaten elinizle şey yapmış gibisiniz. Elle yapılır. Hayır, bu kadar da yapılmaz evet. ama. Yapılır. Evet, büyük olur, evet. Siz bir salatacıya gidin, aa, bakın nasıl yapılıyor. Büyük olur, evet. Ama bu kafam kadar da olmaz. Siz yemeği bilmiyorsunuz. Kuş kalmazları nasıl yaptınız? Evet, blanç ettiniz mi? Hayır, blanç edilmişti. Edilmişti. Ben zeytinyağında soteledim. Edilmişti derken anlamadım ben. Nasıl? Nasıl evet, edilmişti? Edilmişti. Nereden? Kim nasıl? Etmiş? Yani hazırdı. Market mi ediyor? Evet, blanç edilmiş satılıyor. Aa, konserve mi bu? Yok, konserve değil. Bu. Hayır. Konserve böyle olmaz. Ama konserve beyaz değil. Beyaz bunlar. Bu ne oldu? Bunlar... Nasıl aldı? Paket içinde haşlanmış kuşkonmazlardan aldı. Blanç edilmiş. Ya yani ön haşlama yapılmış ama... Ha, anladım. Okey okey. Ama anladım. Öyle yenmiyor. Konserve tabii de direkt. Beyaz beyaz oluyor ya bunlar sarı siz sarı. Siz de aldınız zeytinyağını tamam. Şöyle hoplattınız koydunuz. Eti kesik aldınız. Hoplattınız koydunuz diye baharatladım. Bakın. Şimdi siz eşlikçi olarak yanına mayonez yazmışsınız ya. Ben bu kuşkonmazı yazmadım. Neden yazmadım? Sunum olarak kullandığım sonuçta için. Sonuçta geliyorsa yorumlayacağım. Tam yorumlayacaksın tabii ki de ama sunum olarak kullandım. Ben de kaşarlı köfte yaptım içinde domates direkt olduğunu menüme, yazmadım. Hani o yemeğin içinde domates olduğunu yazmadım. Yazmıyor değil mi? Yazmıyor tamam. Hayır bu sadece sunum okay. amaçlı. Tamam ben sizin yediğinizi yorumluyorum. Sunum için. Şey, közlenmiş biberinizi nasıl yaptınız? Közlenmiş biber. Evet. Yani bunun içinde bir şey var. Baharatlar, zeytinyağı, sarımsak var. Sarımsak tadı gelmiyor pek. Bir de keşke çekildi. Neyse, çok fazla gelmesi iyi olmazdı zaten.
Ama çok daha az olmuş sarımsak tadı. Et nasıl olmuş? Et pişmemiş benimki. Nasıl pişmemiş? Birisi pişmiş diyor, birisi sert olmuş diyor. Siz pişmemiş, ne diyorsun sen gerçekten? Et pişmiş diyen var mı? Hayır. Et pişmiş. Hayır pişmiş diyen var mı? Herkes pişmemiş diyor. Pişmemiş. Neresi pişmemiş? Pişmemiş işte. Gerçekten pişmemiş. Yani bir çiğneyin ya, sizi zorlamıyor mu? Çiğ demeyelim buna da. Bu et pişmiş de yanlış pişirmiş. Evet, yanlış pişirilmiş bu et. Yani kösele gibi olmuş böyle. Bakın, beklemekten zaten olur her şeyde. Evet var, beklemekle alakası var. Göreceğim ben. Köfteler nasıl kurulmuş? Bildiğiniz taş gibi köfte yedim köfteyi ben. Köfteyi hiç kimse hatta kurumuş boğazımın demedi. Bakın hanımefendi, masada da öyle yorum yapmadınız. Köfteyi dışında beğendiniz. Simsiyah şu an kendi ya yemeğiniz kötü diye benim yemeğime ne şey yapamazsınız. Köfteyi benim hangi, yemeğim bir şey söyleyeyim mi? Yanık bile getirsem sizinkinden iyi şu Nuray anda. Nuray Hanım, kuru muydu köfte? Hayır değildi. Hatta siz ben de dün demedim. Köfteye verdim 2 puan. Evet, hatta dediniz ki güzel pişmiş ve yumuşak kalmış. Yumuşaktı, güzeldi. Zuhal Hanım da demedi. Siz de demediniz. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben eti sadece kasaptan alıp bu tabağa koysam sizinkinden güzel. Sunum. Ay, tost makinesi ne mana? Ben yanındakilerin uyumu, tamam mı? Bakın, ne vardı yemeğinizin yanında? Sulu bir çorba vardı değil mi? Hayır, sebzeli kalbi. Komedi, komedi gibiydi. Siz dünya mutfağı bilmiyor musunuz? Nasıl aşçısınız? Tamam Hüseyin Bey, siz gününüzü geçirdiniz. Madem size sizinkine kıyaslamayın diyor, ben de cevap vereyim. O kıyasladı. Tamam, yani, denizi dinleyelim. Tost makinesinde et ne mana? Bakın, sana tost et makinesi, öyle bir tost makinesi değil, ızgara olarak ne kullanılan. Ne olursa olsun, mühürlemeyi tost makinesinde yapan hiçbir aşçı duydunuz mu? Anlıyor musunuz beni? Anlıyorum ben sizi. Bakın, mühürlemek için kullanılan bir tost makinesi. Nasıl bir makinesi? Görebilir miyim? Nasıl biliyor musunuz? Görebilir miyim? Izgara lütfen şeklinde içerisi. Şu an göremezsiniz. Neden? Kaldırdım ortadan. Kaldırdınız. Aynen, kaldırdım. Sen şimdi o makineye, o dediğin makineye attın, ondan sonra da çok yüksek derece, tavadan daha yüksek bir derece tamam, gelebiliyor anladım yani. Sonra döküm tavaya attın. Evet. Ve mühürledin mi tekrar? Hayır, tereyağında mantolama işlemi yaptım. Ha, mantolama yaptım. Aynen anladım öyle. Önce mühürleme, yani sonra o şekilde. Hani bakın, yani sadece benim tabağımdaki et değil bu. Bakın bak, et böyle zorla evet, yani. Ben de. Hani kösele gibi olmuş. Bizimki ben de çok öyle severim. Az pişmiş et yerim ayrıca. Çok da severim ama az bu az pişmiş getirsem diyecektiniz ki çok pişmiş. Hayır hayır, olsun. O zaten kişiye göre. Onu şey, ben her hafta o izliyorum. Normal pişirmesi lazım bir davet masasında. Kuru olmuş et. Suyunu kaybetmiş. Tamam, o beklemekten bir tık kurumuş olabilir. Bir de şeyin içinde çekirdekleri var. Biberin. Köz biberi. Ha. Kinoa nasıl? Kinoa güzel. Kinoa salata. Beğendim. Salatanın sosu az. Ne koydunuz sosuna? Zeytinyağı, limon sosu var içerisinde. Çok az sos. Yeşillikler var. İsterseniz ekleyebilirim. Teşekkür ederim. Bu markette hazır satılan torbalarda salatalar Akdeniz olarak satılıyor böyle. Alıp açtınız. Karışık Akdeniz yeşilliği. Bunlar ondan zaten ben ayrı ayrı da alsam. Ya bir saniye, yıkanmamış. Onlar ben yıkanmış ürünü aldım. O ayalı sirkeyi suda yıkar, süzersiniz falan filan, onu hemen koyarsınız. Yani doğrama aynı elinizde işlemlerden geçti. Ayrı ayrı alsam zaten bu şekilde satılıyor. Bu da bütündü. Tamam. Ayrı alacaklarım da bütündü. Anlıyor tamam musunuz? Doğru. Ayrı ayrı satılan bir şey değil içindekiler. Bütün bir poşetin içerisinde evet salatayı sizin adınıza markete ne gireceğini belirliyor. İşlemlerden ve geçti. Ve siz bunu alıyorsunuz, yıkıyorsunuz, önümüze koyuyorsunuz, ay, üstüne limon sıkıyorsunuz ve zeytinyağı döküyorsunuz. Ne yapacaktım başka? Lan neden? Ay, ne yapabilirdim? Onu da yıkatsaydın markete. Nara yıklamış, turp kesmiş evet sanki. Ne kadar zorlanmışsın, markete onu da yıkatsaydın. Tam sen dün salata yani ne kadar zor olabilir diyordun, şimdi buna niye evet zor olmaz? Evet, siz kolay salatayı daha da kolay hale getirmişsiniz. Markete de yıkatsaydın. Malzeme çeşitliliği bak, olabilir. İçerisindeki malzemeler evet, onu sordum, gerçekten bilgisiz insanlarla yarışmak çok zormuş. Ben evet, bunu anladım ya. Evet, tabak inmeyen bir aşçıyla yarışmak çok kolay. Ya burada bir şey söyleyeyim, ben aşçılarla falan yarışmak isterdim. Burada bilgilisizsiniz eğer. Madem ben bilgisizsem. Siz işteysiniz. Siz çok saçma yorumlar yapıyorsunuz. Evet, doğru, ben çok saçma yorumlar yapıyorum. Gerektiği yerde tamam yapıyorsunuz. Zaten. Aynen, siz de meyve suyu tadı nasıldı? Beğeniyor musunuz şeftali tadını? Beğendim. Hayır, bana gelmiş burada ben zerdeçal sevmiyorum. Oldu. Sevmiyorum evet. Siz de kendi yörenize ait bir şey yaparsanız o zaman. Ben de eleştiri kaldıramayacaksanız bu yarışmayı bir şey söyleyeceğim. Ben eleştiri kaldırıyorum ama gerekli yapın ya. Yani gerekli yapın ama daha gerekli. Bir şey söyleyeyim. Bu arada tek tek. Gerçekten gerekli. Bak, herkes etin pişmediğini söylüyor. Evet, tabağın tamam yanlış olduğunu söylüyor. Evet. Ama et sadece pişmemiş değil, sertleşmiş, kurumuş, suyunu çekmiş. Pişmemiş olsa kıpkırmızı olur bu et. Yanlış. Yani yanlış yorum da yapmayın bu arada. Dört kişi de aynı şeyi söylemesine rağmen tabak konusunda, pişmeme konusunda, şunu hazır almanız konusunda, ne yapayım? İçeriğinin azlığı konusunda. Hani tamam, birimiz söylesek, hadi ben tamam, günümün intikamını alıyorum. Ben dün sana alıyorum dün şu puan verdim. Hayır, sen günüm, de konuş konuş bana da şu puan ver mi diyeyim? Bakın hanımefendi, sadece ben yapsam bunu deme hakkınız doğuyor. Bakın, Deniz Bey yarışmadı, o neden söylüyor diyor. Nuray Hanım yarışmadı. Biraz önce Nuray Hanım yanlışlıkla pişmemiş dedi tekrardan, pişmiş. Ana yemek tabağı, eti de söylediğim gibi ben suyunu kaybetmiş bir et görüyorum burada. Yani bu doğru yapılmadığını gösterir benim için. Ben yine kuşkonmazların da
hazır olduğunu öğrendikten sonra kuşkonmaz için, zaten süsleme için puana dahil etmiyorum, onu da ayırdım kenara. Sosum közlenmiş, biber içine baharatlar koydum dediniz, blenderlık bir işi var. Biberleri çıkartırsınız, közlersiniz, hatta kabuklarıyla kullandınız muhtemelen. Bastınız blender'ı, ayırdım onu da kenara, aldım sos yaptınız. Kinoa salatası, pilavı bana kısırlık bulgurun böyle hazırlanışı gibi geldi. Çok da bir anlam ifade etmedi. Lezzeti yok mu? Bir şey söyleyeyim yani Deniz Bey. Yani bir şey... Deniz Bey devam etmeyin. Olarak kabul ederim bunu. Gülüyorlar şu an. İzleyenler gülüyor. Devam gülsünler, etmeyin. Gülsünler. Bakın bir şey size söyleyeyim mi? Ben eminim. Ara yemek olarak at yapsam, ana yemek olarak da deve yapsam, siz niye deve kuşu yok dersiniz? Öyle bir potansiyel var size. Yani atla deve yapsam siz yine deve kuşu istersiniz. Gerçekten ay öyle vallahi, bir yarışmaya döndü artık burası ya. Abim beni eleştirirken gayet hani bu kadar aşçılık yapmış ya. Ben biz hiç onu oraya hiç girmedim, oradan vazgeçtim. Hani bir yerden oradan kendimizi ama siz bir şey söyleyin. Ben oradan geçmiş zaten yıllarda davarsı bir tat alıyorum diye de gördüm ama atı da gerçekten aştınız kendinizi. Hayır yani abartılı derecede anlatmaya çalışıyorum. Bu da bir bana içeren bir yapsam, şey oldu. Yine deve kuşu yok mu dersiniz? Tamam öyle, öyle derim. Öyle derim var. Ben öyleyim. Bakın bu pilava evet, kısır dediniz ya. Siz şaka mısınız? Evet. Ben kısır. Bunda ne yaptınız? Bunda soğanı kavurdunuz. Kaç kere güne gittiniz de kısırın tadını ay size angus getirse. Ben nerede? Dedim boğa. Evet, eti mesela değil dersiniz. Evet. Mesela bu daha böyle gider yani. Gider, gül gül. Ben yine bayılabilir miyim şöyle? Soğanı biberi kavurmuşsun. Beğenmedin yani. Beğenmedim. Yani salatayı dediğim gibi hazır aldım sirkeli suda. Öyle diyorsun da sonucunu beğendin mi yani? Sonuçta bu bir şekilde beğenmedim. Yani lezzetini. O dedi ki mesela Bağgül dedi ki sosu az dedi. Dirimi sosumu az. Sünmüş mü? Bunlar önemli hayır, sanat. Hayır, yani ben size söyleyeyim. Ben paketli, şimdi şöyle tabağı bıraktım kenara geçtim. Salataya baktım. Bu hazır bir salata. Evet, okey. Ölmemiş, yeşilliklerimiz taze kalmış. Sosu da iyiydi, limonu da iyiydi. Evet, salatayı bence bu açıdan iyiydi, salata beğenmiş güzel olabilirim. Ayırdım kenara, beğendim. Ama bu tabak benim için bir ana yemek tabağı olamaz. Nasıl olamaz? Yanlış kullanılmış bir. Nasıl olamıyor? Yanlış pişirmişsiniz. Bu tabak yanlış hazırlanmış. Nesi yanlış? Ya bu söyleyin et, bana yanlış olanı. Bu et yanlış pişirilmiş. Bütün olarak nesi yanlış? Söylüyorum işte bu et yanlış. Nasıl? Sizin 3 tane burada 3 parçanız var yani. Başka. Hani 3'ünü ayrı ayrı yorumlayacağım. Kendi ağzınıza söylüyorum. 3 tane ürün var. Hanımefendi. Sadece bir ürüne takılmışsınız. Hayır. Bakın. Et yenmeyecek kadar kötü bir et değil. Değil yani tabii ki. Kesiliyor ve yeniyor. Bak o köfteyi bile yediniz. Burada gelmişsiniz bu ete laf yapıyorsunuz. Kendisi dün beğendi köfteyi. Yorumla bakın. Ya beğendim derken dedim ki Allah'tan beni, baharat koymamışsın Deniz dedim. Deniz Bey'e gülüyorlar dediniz ya size kahkaha atıyorlar hanımefendi. Ya şişi şey çıkarmadınız. Bana kimse gülemez. Benim çalışma stilimde herkes izledi, gördü. Zaten gülemiyoruz ki ağlayarak gideceğim İnsanlar yani benim, aşk gideceğim. Ne kadar sizin İnşallah aranızda. İnşallah muhabbet olursunuz yani. Hani programdan sonra anladım, muhabbet insanlardan olursunuz yani. Ne diyeyim o zaman yani size. Olumlu yorum için hani, katıldınız insanlara. Yani önemli benim çalışma stilim değil. İnşallah doğruyu gören insanların gerçekten buna hak vereceğini düşünüyorum. Ben yemeğinizle ilgili konuşmuyorum hanımefendi. Dün eski Türkçeyi kullanmak dün köfteyi beğendiğinizi söylediniz. Hepimiz duyduk. Herkes de beğendi yumuşaklığını. Siz sürekli şimdi beğendiniz. Bak başından sonuna kadar sanki her şey harika peki demiştim. Şöyle sorayım. Bu tartışma yoksa bitmez. Evet. Dünkü ana yemek mi bugünkü ana yemek mi? Aynı cevap tamam verin. Lezzet olarak. Görünüm olarak. Lezzet değil her verin şeyle. Tamam aynı. Her şeyle köfte olarak yemeği olarak et şeyin daha güzel. Hüseyin Bey'in köftesi güzeldi. Hayır köfte anlamında diyorum yeme anlamında. Ben bak bunu köfte yemedim. Köfte anlamı yeme anlamı ne? Takmış ürünler senin var ben sen anlamamak. Etin pişmesinden bahsediyor. Yahu söyleyeyim bir görseliyle, yemek seçimiyle, lezzetiyle, efendim yanındaki garnitürleriyle. Ama çok farklı şeyler. Bütün, işte görsel farklı, anlamında bunu işte beğendim. Ben de diyorum ki heh. Kıyaslayın evet, diyorum. Ha, tamam. Görsel anlamda bunu beğendim. Görsel evet olarak bunu beğendim. Ha, lezzet anlamında yanındaki yemek değil, o yanındaki anladım değil, köftesini beğendim. Ne et aldın? Değil. Bir saniye, ne et aldın? Köfte beğenilmiş. Ne et aldın? Dana, antrikot mu? Antrikot. Nuray Hanım nasılsınız? Ben çok mu? Teşekkür ederim. Sultanahmet turistleri gibi. Aynen. Burada belli değil. Zaten Nuray Hanım çorbayı zevk gülüyor. Yani artık ne oldu? Sordum beğendin mi? Yani sanki hiç burada var mısın? Siz de ama Hüseyin'den fırsat kalmıyor mu acaba biraz? Hem konuşacağım, konuşuyorsunuz. Ah, o da ayıp, o da biraz kındım mı acaba? Oldu acaba böyle yani. O kındım mı? Aynen, başka var mı? Acaba sen böyle bir anlattın mı? Bana söyledik duruyorsun sonra. Gerçekten. Bombalamasınlar. Ben de yanlış değişiz. Gerçekten güvenebilirsin. Naif. Böyle yavaş. Ben de yanlış değişiz. Yarın günü diye. Yok, hayır. Kesinlikle çünkü gerçekten konuşan bir insan normalde hani gülüyoruz biz dışarıda. Zaten masada çorbayı aynen izleyip gülüyor. Böyle gülüyor. Yok çorbayı en çok ben içtim ya. Bitecek neredeyse. Nuray Hanım'ın bir tek
kendi günümdeki şapkası iyiydi. Fakat geri kalan iki günde de bugünkü şapkası da çok abartılı buldum açıkçası. Özellikle bir davet masası için. Aslında ilk gün benim amacım bu şapka değildi. İlk gün öyle kombinime uydu, taktım, yaptım. Sonra buna takınca benim ısrarla her gün şapka takasım geldi. Hani böyle çocukken bir şey yapma dedikçe çocuk yapası gelir ya, benim de öyle oldu sanırım. Onlar taktıkça benim takasım geldi. Öyle. Kendi günüm hariç her gün şapka takacağım. Hüseyin, sen nasıl buldun çorbayı peki? Ben de beğendim. Yani pişme, etin pişmesi. Kemik suyun zaten et içinde diye kendiniz haşladığınızı düşünüyorum. Evet, kemikle kuşbaşıyı düdükle de haşladım. Elinize sağlık, o güzel falan olmuş. Ben sadece biraz daha az ekşi, o ekşiliği ben de istediyorum. Bir de biraz daha pul biber isterdim. Sadece görüntü birkaç tane var. Şimdi acı ben çok yemediğim için kendime göre ya, ayarladım. Çok değil, hiç yok. Ben hiç acı tadı almadım. Çünkü 3 tane pul biber tanesi var böyle. Biraz onu isterdim ama güzel bir çorba. Elinize peki, sağlık. Afiyet olsun. Neye göre acı beklerdin? Ama zaten kendilerinin ürettiği bir tarif ya. İşte tamam, neyi baz alarak ben daha biraz acı bekliyorum. Mesela acı olması gereken yani. Mesela diyelim ki bir beyran çorbası gelir, bunun evet, acısı niye evet yok dersin. Şimdi bu zaten kendinden daha. Biz acı sevmiyoruz işte, belki. Etli bir çorba ya. Hayır, zaten hayır, çok acısı mı olurdu? Hayır, diyorsun. Çok acı istemedim zaten. Bir de ben belki Adanalıyım diye acı seviyorum. O başka bir şey. Ama ben çok acı ben da... Ben de pul biber atarım çorbalara. Ben olsam atardım, üstüne yerken atardım ama tabii herkes... Ama bunda aramadım acı bir şey. Yok. Beğendin mi Hüseyin yani? Beğendim. Sadece acı da olsa çok güzel olurmuş. Peki ben de beğendim. Eline sağlık, gayet güzel olmuş. Bu kalsın Zuhal Hanım. Bu kalsın, bunu veriyorum. Böyle ben alayım, çorbamı böyle bitirmek istiyorum böyle. Afiyet olsun. Konuşmuyorsunuz ki zaten. Çok lezzetliydi. Zamanınız yemek var bize söylemenize. Anlamıyoruz ki zaten iyiydi, yiyip yemediğiniz. Beğenmiş, iyi yok o ya. Tadını çıkarta çıkarta yiyorum işte. Bir de masanın tadını çıkarsanız. Çıkartıyorum. Yok, siz daha çok sanki gülmek için gelmiş gibisiniz. Atarım. Oh mon dieu. Atarım. Acaba bir komedi programı daha mı güzel olurdu? Şapkanız da böyle yakışırdı. Çorbamı beğendiler, bayıldılar. Herkes çok beğendi. Çok mutluyum şu anda. Şimdi börekleri çıkaracağız. Bu arada yavaştan etimin de altını açacağım. Yavaştan ısınsın. Şapkanı beni örtüyor mu? Şapkası seni mi örtüyor? Örtüyor mu bilmiyorum. Aa yok, örtmez. Açıları ona göre ayarlıyorlar. Merak etmeyin, gözüküyorsunuz. Ne bileyim, her gün büyüyor. Senin ışıltını kapacak, seni markeleyecek bir durum asla. O zaten olamaz da her gün daha büyük bir şapka ya. Yok, yarın da kovboy şapka örtüyor. Deniz, sen ne zaman yarışıyorsun? Yarın. Ama... Cuma. Yarın en büyük şapkamı takacağım. Cuma'ya yakışır. Şöyle bir şey kalmaz böyle bir şey. Bir de siz şapkaya çok taktığınız için daha büyük bekliyorum sizin masanızda. Yani ben söyledim ama yani şimdi ben onu da şey olarak söyledim. Nezaket kurallara yineliyorum. Toprağa da buna baktım. Kadınlar erkek kadın tercihe bağlı. Hayır, ben yine baktım. Tercihe bağlı. Kapalı yerlerde şapkayla şeyle oturulmuyor ya. Evet. Kapalı alanlarda erkek perdesi üstünü ve şapkasını çıkartır. Kadın tercihe bağlı. İsterse çıkartır, isterse kullanabilir diye baktım. Toprağa da bunda yazıyordu. O takılan şapka mı? Hangi şapkayı takacaktı anlamadım ya. O bu şapka değil, şapka. Tamam, şapka. Evet, şapka. Bu şapka değil. Sizi ilgilenmeden bir durum görmüyorum ben. Annesinin ördüğü şapka mı? İşte normal şapka yani. Ben size bir şey demiyorum ki, siz niye buradan şey yapıyorsunuz? Tamam da ne alakası var? Herkese bir yorum yapıyorsunuz. Yani sizi ilgilendiren bir durum var. Tam da bu şapkadan hariç nasıl bir şapka olabilir? Elif Hanım tuzlu yoğurt sevmeyebilirim dedi ama o bence bana laf soktu. Dün zerdeçal sevmiyorum dedim ya, o yüzden... Bana orada laf soktu. Ben anladım hemen. Olsun. Benim masamdaki şapkasını çok beğenmiştim ama iki gündürki şapkaları bana davet sofrası için çok uygun ama geldi. Ama o kombinime uydu. Bu tarzda daha çok maskalara şöyle bu tarz geliyor. Keşke moda yarışmasına mı katılsaydım? Yo, ben zaten kendim içerisinde kendime yakıştıranı biz giyiyorum. Biz de kendimize yakışanı giyiyoruz da bu kadar ben takmıyoruz. Ben kendime yakıştıranı giyiyorum. Mesela Deniz Bey çok şık giyiniyor. Renk uyumu çok iyi. Gerçekten beğeniyorum. Size de hani boğazlı şey yakışıyor. Teşekkür ederim. Her şey yakışır bana. Aynı şekilde bana. Elif Hanım'a da yani ben bu kötü durdu diyemem. Kötü ne dursa zaten derim. Zaten söylendim, siz çok güzelsiniz. Hayır, size de kötü durdu demiyorum. Konu nereden nereye gidiyor ben hala anlamıyorum. Yani o şekilde ben bunu herkesin çok seviyorum. Herkesin tarzı diyorsun. Evet, ilk günden beri şapkadır şapkadır gidiyor ben anlamıyorum. Bakın, karakteriniz hiçbir şey o konuda sakın yanlış anlamayın. Evet. Ben sizin karakterinizle ilgili bir şey söylemedim. Ben sadece kural olarak bahsettim. Ama bana göre sorarsanız sizin gözleriniz ışıldıyor. Siz çok değerli bir bayansınız yani şu masada. Ederim. Ben gerçeği söyleyebilirim çok yani. Bayan değil kadın. Çok pozitif, ben takılıyorum ama enerjisi iyi bir enerjisi var. Yani pozitif bir bayan. Doğrudur. Yani böyle masanın iyi enerjilerinden birisiniz bence. Yani bana teşekkür kalırsa. Teşekkür ederim. Güler yüzlü. Evet, yani pozitif bir bayan. Yani yok, annemden geliyor. Annem gerçekten inanılmaz neşelidir. Yani böyle arkadaşlarla anlaşır, yaşlarla anlaşır. Ne güzel. Çok tatlı bir kadın. Sen ne zaman evleneceksin kısmetse? Yazın.
Yazın. Ramazan bayramından sonra çağırırsınız. Azerbaycan'da olacak. Hiç zannetmiyorum. Lütfen gelin. Öyle mi? Evet. Kim Azerbaycanlı? Nişanlım. Keşke tüm çorbalar olsun. Buradan selamlar. Evet, Azerbaycan'a kocaman selamlar. Nişanlısı Azerbaycanlıymış Nuray'ın. Bağırıyor. Dün söyledi, duydum. Ha öyle mi? Ben duymadım. Azerbaycanlar bizi izleyecek tabii. Ay selam, çok izliyorlar. Buradan selamlar. Evet, çok sevgilim. Sen evli miydin Deniz? Alttaki tabakla. Ben boşanma sürecindeyim Zuhal Hanım. Aa deme. Evet, İnan bilmiyordum. Elif Hanım tabağınızı alabilir miyim? Yani çok 8 ay kısa bir evliliğim oldu. Alttakiyle, alttakiyle. 8 ay mı? 8 ay. Çok kısa bir evliliğim. Boşanma sürecindeyim. Hay Allah. Oluyor hayat. Evlenince değişiyor bazı şeyler. Oluyor aynen. Çocuk yok tabii. Yok tabii yok. Ha. Çorbamı herkes beğendi. Çok mutluyum. İnşallah Samsam'ı da beğenirler herkes. Gürbüz bana bile sonra evli misin diye. Gürbüz o kendine şey arıyor ben bir tane. Ben zaten şunu tek bir kişiyle öldürmeye niyetli değilim. Neyi? Şu insanı yani. Öyle bir kişiye bağlayayım. Vallahi sen yapma. Doğru duydum. Ben doğru duydum. Sağ tarafıma ben inme. Doğru duydum değil mi? Bu arada serviste yine bir hata var. Dur. Ay, nasıl yani anladım. Dur şunu bir sindirelim. Evet, Hüseyin şunu bir sindirelim önce. Dur iki gözümü çiçek. Yani. Bunu bir tek bir insanla de. Aa o yani. Ne demek ayol? Ben hep derim. Elif Hanım. Masada böyle derken şundan bahsettim aslında. Ben ya insanların duygularının bir kişiye bağlanabildiğine inanmıyorum. Kendimde de belki yaşımdan kaynaklı, belki bilmiyorum düşüncelerimden ya da yaşadığım hayattan kaynaklı. Ki kendimin olgun olduğunu düşünmeme rağmen ben bir insanın tek bir insana duygusal anlamda bağlı kalabileceğine inanmayan insanlardanım. Bedeni çok değerli. Yani artık bilemem o onun yorumu ama yani tek kişiye harcamaz mı inşallah o beden yıpranmaz yani. Bugün işte yıpranacak ama bu konuşmayla. Hüseyin Bey'i ben 3 günde artık benim bile içim şişti. Başka birisi asla tahammül edemez. Hatta başka birileri asla tahammül edemez. Onu katlanabilecek bir kişi bulursa bence ona sıkı sıkı sarılsın. Hala çorbanın deyim diye konuşuyorlar ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Komik duruyorlar. Neyse ya yorum yapmayayım daha fazla. Komik duruma düşüyorlar çünkü. Isı şeyi güzel. Evet ısıtmamı gerek yok. Sonra servis yavaş demesinler bana. İlk gün çünkü konuşmadı çok fazla. Böyle şey olumlu sonra savaşçı çıkacak benim içimden diye. Ay dün de olumlu ondan sonra 5. Neydi o 5'ler ya? Ama Bağgül. Dün bütün olumsuz evet, 5 beklemiyordum. Ben pişmanlığımı dile getirdim zaten. Teşekkür ederim. Bağgül Hanım sanırım dün yüksek puan aldı ya. Bugün bol bol eleştirir, yorum yapar ve düşük not vermek için elinden geleni yapıyor. Şu an beğense bile beğenmedim diyecek gibi geliyor bana. Çorbanın lezzet bakımından bir sıkıntısı yoktu ama suyu çok azdı. Ben suyu az yaptığı için getirmediğini düşünüyorum. Biraz bizim orada diye bahane uydurdu gibime geliyor. Köftesi de kuruydu. Çorbadan ziyade bir yemek gibiydi. Suyu çok azdı evet. Köftesine bakarsanız evet böyle bir bulgurlu bir köfte, tavuklu bir köfte gibi bir tavuk yemeği gibi geldi benim ağzıma. Çok da çorba nitelendirebileceğim bir şey değildi. Biz Elif Hanım'la yolda geliyorduk. Bir baktım Elif Hanım patatesi böyle mayoneze batıra batıra yemek yiyor önde. Ne zaman? Araçta gelirken. Nalan. Bugün mü? Evet bugün yemek yiyordu araçta. Sonra da çöpe attı onu kimse görmesin diye araçta buraya gelirken. Patates mi aldı? Hatta bana da ikram etti. Bir taneyi zorla aldım ben. Bir tane tadına baktım. Dedim ki neden yemek yiyorsunuz? Masada şimdi söylerim bunu. Şimdi söyleyeceğini biliyordum. O yüzden gördükten sonra yemeğe devam ettim. Atmadım yani. Direkt yalan söylüyor. Direkt atmadın, direkt attın demedim. Direkt çöpe atmadım. Hayır, çünkü görmeyelim artık görmüşüm. Ben de aldım madem. Tabii ki de yedim. Evet. İkram da ettim hatta bir tane de kendisine ama geldiğinizde yemeğe niye çok yakın bir vakit. Niye yemek yiyerek geldin ki? Çünkü ben çok erken uyandığım için acıkıyorum. Erken ve benim kahvaltı şöyle... etmiyor musun? Yok kahvaltı etmedim işte orada kahvaltı ettim. Ve şöyle ama kardeş yani evden ben... çıkmadan kahvaltı ama yemeğe yakın ya o süre ama... araçta geldiğiniz süre. Ha yakın süre. Değil ben tokken yemek yiyebiliyorum. Saat 12'ye yakın. Benim öyle bir özelliğim yani. Var ben tokken yemek yiyorum. Buraya tokken geldim. De yemek yiyorsun. Evet. Ya sesini duyuyor musunuz ya? Yemek yiyip gelmiş ya. Bir şeyler atıştırmış. Sanki burada aç kalacağını mı düşünmüş hayırdır? Veya karnını doyurup burada kötü beğenmedim demek için mi yani? Bilemedim. Toku doyurmak da zordur yani. Hani aç olsa bir şekilde açken tatlı girer ama tok bilemem. Benim masama da mı öyle geldi diye düşündüm. Çünkü çizik attı ya arası cama falan. O gün hele hani, hiç yemedi. Ya, çok az yiyorsunuz. Gerçekten güzel. Hani, her gün, ya, dün masada yerdim. Da mesela çok az yedi.
Büyük ihtimal beğensem çok geliyor, yerdim. Az yiyor sanırım. Yok, ben karın doyurmak için de yemiyorum. Beğendiğim, hoşuma giden şeyleri yiyorum. Bilmiyorum, ben buradan gidiyorum. Ah Can ya, ne güzel. Hem ben buraya yemek yemeye geldim de hem yedi hem verdi sekizleri, dokuzları. Ben mesela buraya gidiyorum. Selam olsun ona buradan. Ben kahvaltı bile yapmıyorum ki burada yiyeyim. Hani aç kalırsam evde yerim zaten gidince. Bravo. Ama ya, buraya tok gelinmez yani, bilmiyorum. Hani beğenmesek de tadına bakmamız için tok gelinmemesi gerekiyor. Bazen gerçekten çok üzgünüm ama çok yani hiçbir şey yiyemeden kalktığımız masalar olmuyor mu? Oluyor. Oluyor. Ama biz onu göze almak durumundayız yarışmacılar da. Yani ne yapalım? Ben yaşadım onu Elif Hanım'ın gününde. Ben sizin gününüzde. Ben sizde yaşadım. Öyle bayağı aç kalktım. Vardım, yani. Köfteyi beğenmiştiniz. Bitirseydiniz. Gerçi köp şişi çıkaramadığınız için. Bana mı diyorsunuz? Hepinize. Ben köfteyi güzel pişmiş dedim. Kıvamı iyi dedim ama yani benim için köfte kurumamıştı. Ama üstünü kapatmıştınız. Öğrendik onu da. Üstünü kapatmadım. Fırında kaldı hanımefendi. Böyle olması. Benim somsalar da fırında kaldı. Ama fırında kaldığı için kurudu. Evet, ona yanmadı. Benimki neden somsalar yanık mıydı? Yok, kuruydu. Şimdi yana yoğurt koyacağım. Sarımsaklı yoğurt da konulabiliyor. Ama herkesin tercih etmeyeceğini bildiğim için sarımsaklı yoğurt koymadım. Bizi giriş ve gelişme ilgilendirmiyor. Aynen. Biz sonuca bakıyoruz. İşte benim önüme gelen yemeğe bakacağım. Evet. Ben yani herkesin mutlaka başına bir şey de gelebilir. Hata da yapmış olabilir ama yani olmuş mu olmamış mı netice itibariyle bu kadar basit. Şey yani. Ben önüme geleni değerlendiririm. Beni ilgilendirmez. Ne yapın, ne edin, kurutmayın, sert yapmayın, iyi pişirin etlerinizi. Yani Elif'in de ana yemek gitmişti yani. O etin tamam, kuruması. Aynen, bir sürü sebebi var. Ben anlattım mı tek tek işte hepsini? İşte hanımefendi diyor ya, kurudu. Ama hata yapmış. Diye. Zaten sen eti alırken hata, yanlış et seçmişsin. İki tost makinesi. Tost makinesinden. Ya ben zoru seviyorum galiba. Ben et mühürleyen ilk defa. Yanlışı seviyorsunuz. İlk demek ki aşçılık okuyanlar böyle mühürlüyorlar herhalde. Ya bu Hüseyin niye taktı sana bu kadar herif? Ben anlamadım. Bütün derdi ben zoru anlamadım. Sen oldun gerçekten sadece. Gerçekten başka bir şey. İyi ki katılmışım. Yoksa ne konuşacaktı çok merak ediyorum yani. Yok, başka konuşacak konusu yok. Sayenizde konuşuyorum. Çok teşekkür ederim. Sayemde kendinizi değerli hissettiniz mi bu masada? Hayır. Çünkü başka türlü hissetmeyecek gibi duruyorsunuz. Sizden duyduğum için değerli hissetmedim. İşte çünkü benim senin ve senin gibilerle işim olmaz. Sen ancak karşımda bir kere yok bakın masanızda da yaptınız. Şu üstü. Ben kimseye sizinle işim olmaz demem. Üslubunuz çok yanlış. O zaman sizin diyeyim. Böyle bir işim olmaz tavrı yani bilmiyorum. Aşçısınız hayır, ben de. Belli de olmaz bak hayat bu. Büyük konuş. Yarın bir davan bir şey olur. Bak avukat olacak adam yani. Vallahi işin düşer. Kimin nerede kime ihtiyacı olacak hiç büyük konuşmayın. Ben direkt karşıdakinin avukatı olurum yani. Aynen. Beni ofise gönderecek işi. Eyvah eyvah. Allah korusun. Direkt karşı taraf. Bunlar masa şakaları biliyor musunuz? Hüseyin Bey'in patates yediğimi söylemesi çok gereksizdi. Ama ondan beklediğim bir yorumdu. Yani çünkü beni yerken gördü. Hatta onu da ikram ettim. O da kendisi de yedi. Ama söylemesini bekliyordum evet. Söyleyeceğini de biliyordum zaten. Kahvaltıda patates kızartması yenmez ki. Bence ben bindiğimde patates kızartması kalmıştı. Ben onun sadece patates kızartması olduğunu da düşünmüyorum. Belki hamburger bile vardı yani. Bir de onu çöpe atması daha buraya gelmeden büyük ihtimal saklamak içindi ama yanlış taşa denk geldiniz Elif Hanım. Sert kayaya tosladınız. Elif Hanım zaten yarışmaya farklı amaçlarla geldiği için patates yemesinde ve yarışmaya tok gelmesinde olan karşılıyorum ben. Hüseyin seninle başlıyor. Börek dediğimiz gibi biraz sert hatta ben peçeteyle ısırdım. İç harcına eski kaşar kullandığınız için mi tuz atmadınız? Bana biraz tuz eksik geldi. Evet eski kaşar tuzlu olduğu için koymadım. Ama yine bir de yanındaki şu da tuzludur. Bir onu şey gelecek. İkisini yerseniz. Sarımsak. Çok yoğun geldi bana yanındaki. Bir diş. Ama çok yoğun geldi böyle kokusu. Bir diş attı. Bana sarımsak kokusu. Onun dışında hani iki tane ara sıcak, iki tane ara sıcak demişsiniz ama bu da yanında şey gibi olmuş hani. Nasıl bir mayonez gibiyse bu da bir yoğurt gibi olmuş. Ne gibi olmuş? Sadece kabak katmışsınız. O nasıl oldu biliyor musunuz? O nasıl pişiriliyor biliyor musunuz? Hayır anlatmayacağım. Kabaklar jülyen kesiliyor, evet. Zeytinyağında soteleniyor. Onlar tamam. Bir soğutuluyor. Ayrıca soğanı karamelize ediliyor. O kabaklar evet. Soğanla birleştiriliyor. Mayonezi kendisi yapılıyor, yoğurtlu bir sos yapılıyor. Daha sonra onun içine dereotu basılıyor. Yine o evet. Yeşil bir sosa dönüşüyor. Onu ezme yoğurtla birleştiriyorsunuz. Sonra salataya dönüştürüyorsunuz. Zaten zahmet anlamında yani sizin mayonezinizden çok daha iyi yiyebiliriz. Mayonez değil kat çünkü. Ve kat sizin mayonezinizden çok iyi. Ne yediğinizin farkında mısınız? Yemedik. Mayonez yemiyorsunuz. Yemedik. Hayır az önce kabağı yedim. Şöyle tadına baktım. O mayonez baktım. Değil işte. O kabak mayonez var. Evet ama mayonezle senin mayonez, sen de mayonez yapmıştı ya. Bu mayonez daha lezzetli daha demek evet. istiyor. İşte ben de size diyorum ki o kadar harcın içinde yoğurdun falan. Sadece mayonezin keşke tadını algılayabildin mi? Tek yani başına. Mayonezin tadı gelmiyor. Bunu yapsan, en azından başına, uyumlu. Yani ben bunun yanında soğuklu benim için çok iyi geldi. Ama sizi evet. Mayonezin ne yapacaktım? Tadına mı bakayım? Patates, köfte bir şey olsaydı yok. Böyle yapıp yeseydim. Süs diye koydum ben mayonezi. Aynen süs diye koymuştunuz. Kesinlikle katılıyorum. Tam süs gibi durmuş. Siz nasıl bu masada süs gibi duruyorsanız...
tutmayan mayonezim. Aa, hayır, ne alakası yok. Yorumumu bölmezseniz. Evet. Aa, hem lafı at sonra bölmezseniz. Böleceğim siz tabii ki de. Siz atladınız sizin mayonezinizden yüksekliğe. Hayır ya. Hayır. Aa, lütfen dikkat edin. Dediğim gibi sarımsak tadı şey anlamında söylüyorum. Zahmet anlamında söylemedim. Hani iki tane ara sıcak bekledik ya her yerde. Evet. Ya özellikle siz. Evet. O yüzden böyle bu yanında sanki bir meze gibi olmuş. Zahmet anlamında söylemiyorum. İki tane ara sıcak yine durmuyor bence. Uymamış mı böreğin yanına? Böreğin yanına uymuş aslında ama sarımsak bana çok boğdu. Bilmiyorum. Sana öyle gelmiş. Ben hiç boğulmadım. Bir diş koydum. Bir diş koymuş. Bir boğacak koydum. Kadar sanki biraz bir bala mı var? Gerçekten yorum yapmak için bana şey ya, geliyor. Yorum tamam sararız herkes bunu. Beğenmedin mi kabağı? Kabağı beğendim sarımsakta da hariç. Böreğin iç harcı nasıl? Kurulması iç harcını güzel pişmiş. Güzel çok lezzetli içeri. Şu altısı sıkıntı. Evet, kurumuş. İç harcının lezzetini beğendim. Kendisi çok güzel kurumuş. Bu kadar. Ben bu malzemeli bir börek ilk kez yiyorum. Yani tavuklu, mor havuçlu, kremalı falan. Evet, hiç denememiştim. Bu benim yorumum biraz. Güzel bir yorum olmuş. Afiyet olsun. Lezzet anlamında sıkıntı yok. Şeyin de tabanında sıkıntı var. Evet. Elif? Evet, iç harcı gerçekten güzel olmuş. Yani tadı, lezzeti gayet iyi ama önemli olan da dışı değil mi zaten? Börek sonuçta bu. İç harç yemiyoruz. İkisi de önemli. Tabii ikisi de önemli. Dışı da. Yani ikisinin birleşimi önemli. Çok sert yani kesilmiyor. Bu hatta bu bıçağı geçtim ben kesmek için. Hazır yufka olduğu için büyük ihtimal daha. Yok, yufka tazeydi. Fırının azizliği bence. Yufkada bir problem yoktu çünkü yaparken. Ne oldu? Fazla mı kaldı? Fanlı fırın ayarlayamadım. Ayarını yapamadım. Aynen. Fanlı fırın olduğu için altı kendisi çok şey yapmış. Altı devam el açması olsaydı Bağgül Hanım'ın kekepeği. Ben nasıl açayım Bağgül Hanım'ın? Ben nasıl açayım? Yani, ben nasıl açayım hayatımda el açması? Yani ne güzel elli yetenekli demek ki açabiliyor ama o bir pratikle yapılan bir şey. Yani, o bir maharet yani. Bende o yok mesela. Yani ben o kıvrak şekilde açamaz. Açamaz yani. O çok ayrı bir şey. Mantı açılmak, börek açmak onlar kolay şeyler değildi. Ama el açması olsa daha hoş. Ama sonuçta Bağgül Hanım ben her şeyi kolay diyorsunuz da ama 5 puan verdiniz. Hanımefendi biz o bütün masa zaten boyunca pişman olduğumu mu konuşuyoruz? Keşke yani 2 gün sonra kapı çalacak ama 5 verdiğini sonunda. Anladım anladım ya. Şimdiden gelir bu da. Elif Hanım'a da sordum ama cevap alamadım. O zaten işine, o benimle savaşıyor. Yaptıklarım da. İçindeki savaşçı benim için çıkardı. Peki Elif, böreğin içini beğendin, kabağı beğendin mi? Kabak salatası, rendelenmiş kabak salatası. Rendelenmiş yani. Basit olmuş. Rendelenmiş değil. Jülyen uzun uzun kesiliyor. Ayrı soteleniyor zeytinyağıyla. Soğan da ayrı karamelize edilip soteleniyor. Sonra birleştiriliyor. Bayağı aşamalı bir salata. Öyle bakmayın yani. Kabak gerçekten söylüyorum. Puan için söylemiyorum. Evsebilirsiniz. Evet. Ama kolay bir salata değil o. Yani. Kabak çok lezzetli. Lezzetli çok bir salata. Çok suyu güzel. Süzülüyor. Kabak sulanıyor biliyorsunuz. Sulanmamış evet, yoğurt. Ben ona çok dikkat ediyorum. Evet, yani yoğurt ve mayonez oranı da çok önemli. Evet. Birisi fazla kaçtığı zaman, öne çıktığı zaman bozuyor tadını evet. Yani. Süzme yoğurt kullanmışsınız. Tabii ben evet, o güzel salata tarzı yüzden şeylerde zaten yanlış oluyor. Taze tabii olan aynen olan, mantıklı evet bir hareket. Güzel olmuş ikisi. Güzel. Uyumlu. Afiyet olsun. Bağgül? Afiyet olsun. Benim böreğimi kurumuş demiştiniz. Sizinki de kurumuş. Kurumuş alt taban. Aynen aynen. Alt taban evet, ikinizin de aynı sıkıntı. İçinin harcını beğendim. Evet. Kabağınızda mayonez kattım dediniz salataya. Mayonez tadını almadım. Hı-hı. Sadece süzme yoğurt tadını aldım. Bana da biraz sarımsağı fazla geldi. Keşke tozunu Allah Allah kullansaydınız. Bana da hiç fazla geldi. Bir diş koydum. Ben de yemem sarımsak sevmem. Acaba bizim evet, tarafı mı? Ben de. O yüzden ben tozunu kullanıyorum. Karıştırılırken bize mi? Ama de, tozundan ziyade tazesi daha güzel. Bir de şey ya, bu meze gibi olmuş salata değil de ben salata başka bir şey bekliyordum. Hatta yeşil salata mı bekliyordunuz? Ama evet, burada salatam var. Hani var şöyle zaten küçük var, küçük şey var ya, kabaklar var evet, ya küçük anladım, yeşil anladım, yeşil. Onun dışını çizip anladım, doğrayıp işte yeşillik, o öyle tarzda şeyler var. Ana yemeğimde falan da var. Sebze sotem var. O yüzden böyle bu salata ara sıcakta tercih ettim ama afiyet olsun yine de. Bu kadar. Sadece böreğin içini beğendim. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Peki Nuray? Ben içini çok beğendim. Ben yemiş böreği afiyet oldu olsun. Evet. Yani kesilmiyordu ama zor ısrar ki çünkü lezzetliydi. Lezzetli olsun, evet. Evet lezzetliydi yemek dedim. Ben içine uydum böyle. Afiyet olsun. İçini kesemedim içini çıkardım. Vallahi bizim fırınım kusura bakmayın hiçbir. Yanındakini de çok beğendim. Sarımsak oranı da iyi. Afiyet olsun. Bence güzeldi. Böreğin sertliği dışında. Afiyet olsun. O zaman ben servislerinizi alayım. Böylerim böyle. Bu tabağı tamam, da veririz evet, herhalde. Evet. Şimdi kuzu incik. Kuzu incik, sebze sote ve iç pilavımız gelecek. Servis şu ana kadar hızlı. Ben kendi servisimi bırakayım da siz kimi alayım. Evet. Kabak salatasının tek özelliği mayonezini kendi yapmış olması. Yoksa hiçbir özelliği yok.
çok basit kaçmış. Yani börek zaten hazır bir börek. El açması da olabilirdi. Ya illa el açması değil. Benim için gerçekten güzel, yenilebilir bir börek olması gerekirdi. İki börek de yani Bağgül Hanım'ınki de el açması olmasına rağmen yenmedi. Deniz Bey'inki de hazır olmasına rağmen o da yenmedi. İkisi de aynıydı. Kabak salatası güzel olmuştu. Çünkü uğraşmıştı, içine ceviz katmıştı. Öyle kuru bir şey, yani direkt mayonez yapıp koymamıştı. Mayonezini kendisi yapıp kabakla birleştirip önümüze sunması bence güzel bir incelikti. Beğendim. Yani böreğin pişme kıvamı sert olmasaydı arası çok tamdı bence. Hangi eti seçmiş acaba? Kuzuyu seçer. Kuzu da biraz kokar ya, o kokuyu bastırır umarım. Onun bir sürü yöntemi var bastırmak için. Bastırırsa bence çok şey olur. Defne yaprağıydı, karabiberdi. Evet. Kendi belki bir sosu bir şeysi vardı. Bastırması başarılı olur yani. Tabii yani onu çok kokarsa rahatsız eder kuzu eti. Kuzu yemeyen var mı aramızda? Ay iyi ne güzel bu hafta bak. Masadakiler insan... Öyle kılçık kılçık şeyler söyleyen yok. Yok onu yemem, bu dokunur, bu kokar, buna fenalaşırım, buna bilmem ayılırım, bayılırım. Bilmem ben ne. Karides yemiyordum, ona rağmen Elif Hanım'ın karidesini yedim. Güzel çünkü onun karidesi. Tatmak zorundayım. Yani neredeyse kuzu eti koksun diye Hüseyin Bey'i dua edecek halde. Olabilir, ben alışkınım artık onun o tavırlarına. Elif Hanım da aynı şekilde biliyorsunuz. Onda da aynı şeyleri yaşıyorum hep. İkisinde. Yine de bizim beni şaşırttılar, çok fazla bir şey söylemediler. Yani hakkını yememem lazım. Ben daha fazla etkilerini bekliyordum. O kadar fazla saldırgan görmedim kendilerini. Tabii masa daha ana yemek var. Değişebilir tavırları. Bakacağız duruma göre. O şey diye ayırdım. Üste fazladan koyduğumda alttakilerden vereceğim şimdi misafirlerime. Yani tatlı da mesela kendi içerisinde değişik bir tatlı olarak verilebilir. Ama şimdi cheesecake deyince bambaşka oluyor beklenti. Hanımefendiler tatlıyı tatlı olarak beğenip puan verdikleri için ama cheesecake değil deyip o da bana çok garip geldi. Puding de gelse lezzetli tatlı deyip puan vereceklerdi o ne zaman. Ne alakası var canım? Cheesecake olarak bulmadı çünkü ikisi. Ama şimdi tatsız. Cheesecake tarifiyle hiç olmamış bir tatlı da olabilirdi. Mesela dünkü tatlı maalesef hiç pişmedi. Evet. Niye pişmedi onu ilk yedim şimdi ya. Şimdi milföyü ben ilk başta fırından koydum ısıtmak için unuttum. Sonra fırından onu şey yaptık, kenara attık, tekrar bir şey yaptık. Çok böyle gördüm son dakikaya denk geldi. Evet, kullanmadıklarını. Evet. Onda bir tatlı azizliğine geldi. Tatlı azizliği. Doğru. Bir de etrafı yani koyan benim... diyen de mi kaynananız? Hayır, onu demedi. Yok, onun nişanlısı oranı... demiş. Ama o kadar da az demedi. Ben de dememiştir çok... yani çocuğa attın topu ama. O kadar da demedi, evet. Dememiştir sana, o da şimdi kızacak sana. Çorbayı annesi demiş biz aslında. Biz provada etmiş resmen. Ben ne geçtim yani. Belki bir çorbaya atılır yani, anladın mı? Biz prova yaparken ben etini ve ben çorbama yarım kilo kuşbaşı atmıştım. Evet. Düşün çorba. Basına yarım kilo atmış sen için. Bu kadar et o. Ben bir gördüm şöyle tantuni gibi bir şey mi? Evet, prova bir parça yaparken... vardı bende. Ben bir aldım, erik çıktı, et sandım. Evet, erik var zaten. Aynen, erik çıktı, et diye aldım ağzıma ben onu. Ana yemeğiniz kuzu incik, tandır. Bir de iç pilav yapmışsınız, onda da et koymuşsunuz. Ağır olmuş gibi yorumlarla karşılaşacağım diye düşünüyorum. Ama bir ana yemekte böyle olur, bir dengesini kurarsınız. Şimdi... karbonhidratı koydum, proteini koydum, sebzesini de koydum yanına. Daha yani dengeli bir tabak olduğunu düşünüyorum. Eğer öyle bir yorumları da olursa aynı cevabı vereceğim kendilerine. Onu biraz ısıt dursun ben onu götürene kadar bu arada. Hemen sebzelerimden koyacağım.